arkadaşlar ilk de ünitemizin değerlendirmesini bir kaotla yapıyoruz. Gezegenler ve Güneş Ay tutulması. Evet arkadaşlar, buyurun soruları. Kaç soru hocam? 20 soru da ben 10 soruda bitiririm. Bakarım hızlı yaparsanız. Üzerinde yaşadığımız dünya aşağıda verilen hangi iki gezegen arasında? Evet. Hızınıza bağlı ona göre bakacağım. Evet arkadaşlar, geçtim. Tabii ki de Venüs ve Mars. Önümüzde Venüs, arkamızda ne vardı? Mars vardı. 12 kişi doğru yapmış. Tuğra, Nehir'e, Yasir, Aybüke, Elif, İdil diye gidiyoruz. Hadi bakalım. İkinci soru. 2 kat puan. Hangisi Uranüs'e ait değildir? Uranüs'e ait değildir. Evet arkadaşlar, Güneş'e yakınlığı bakımından 6. sırada yer almaz değil mi? Uranüs. Umut nasıl? Sondan ikinci, 7. sırada yer alır. Aferin. Evet ama diğerlerini de öğrenelim. Üçüncü büyük gezegenimiz zehirli gazlardan oluşmuş. Yan yatmış varil gibi dönüyor. Biraz farklı dönen gezegenimiz Uranüs. Yasir zirveye çıktı. Ebru, Elif, Zeynep, Erva ve Tuğra diye gidiyoruz. Buyurun. Üçüncü sorumuz. Asteroidler nokta nokta ile nokta nokta arasında bulunur. Evet. Biraz önce zaten çözdük bunu. Bunu yanlış yapan olmaması lazım. Zaten tek şık da var o. Süre bitiyor. Evet, Mars ile Jüpiter arasındaydı arkadaşlar. Lütfen yanlış yapanlar dikkat. Mars ile Jüpiter arasında. Zeynep Erva yukarı geldi. Ebru yerini koruyor. Tuğra ve Nehir'e yukarı çıktılar. Beyza en çok yükselen olmuş. Buyurun. En fazla hediye sahip olan, biraz önce çözdük. Testte vardı. Uydusu çok. Evet. Haydi, süre doluyor. Evet arkadaşlar. Jüpiter'in en çok uydusu varmış. Jüpiter. Jüpiter'e gidelim. Aybüke yukarı geldi. Beyza ve Zeynep Erva yukarı geldiler. Devam ediyoruz. Hangisi karasal değildir? Yani dıştakilerden soruyor. Herhalde en kolay soru buydu değil mi? Yahya. En dışarıda kim var? Ne yaptın? Ne yaptın Muhittin? Pardon, ne yaptın değildi. Neydi o? Neptün. Neptün en dışarıdaydı. Üç arkadaş, ne? Beş arkadaşımız. Hocam Neptün'ü yaparken yanlışlıkla Mars dedim Eyvah. ben. Ben doğru yaptım. Kocaman Neptün. Oo, Aybüke zirveye çıktı. Değişiyor. Zirveyi değiştiriyor. Tadelle kime gidecek? 10 soru. Evet. 6. soru. Ay tutulması her ay gerçekleşir mi? Zeynep Nisa. Hocam herhalde hani ay ya her ay açıkleşir diye kandırmaya çalışmışlar. Evet. Aynen öyle ama yemez mi? Hocam ya ben niye yanlış şeye bassam iki birde ya? Eyvah. Evet, Aybüke yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yasir ve Zeynep Erva takipte. Evet, Güneş tutulmasında ay yeni ay evresindedir. Yok artık, daha neler. Herhalde yanlış yapan olmayacak. Hepsini yapalım mı? Hocam kafam karıştı. Bir anda diğerini işaretledim. Biliyordum yoksa. Hadi hepsini yapalım, hadi. Güzel, hepsini yapalım.
Amanın halbuki nereye gittin ya? Asır geldi yukarı. Meteorlar dünya üzerine düşse açtığı çukura meteor çukuru denir. Yok artık. Daha ne diyeceğiz? Tabii ki meteor çukuru diyeceğiz. Geçtim. Hocam ama resmen kopya veriyorsunuz ya. Aa, niye yanlış demiş? Göktaşı çukuru. Pardon, göktaşı çukuru denir. Niye ben yanlış kopya verdim? Tüh tüh tüh. Meteor çukuru denir. Göktaşı çukuru denmez. Şey, meteor çukuru denmez. Göktaşı. Zeynep Erba. Bak bazen yanlış kopyada veriyormuş. Evet, Venüs'ün halkası yoktur. Ne bileyim ben, gitmedim ki Venüs'e hiç. Var mı Venüs'e giden? Hocam fikrine ben niye yanlışa basıyorum ya? Bu ihtimal. Yanlış şeye Hocam basıyorum bildiğim şeyi yanlış hocam. O zaman bilmediğimiz şeyi doğru yapabiliriz. Venüs'ün halkası yoktur. Doğru. Evet, devam. Hocam ben yaparken babam aradı. Heh. Birkaç soru da kaldım. Tamam, devam et. Mars'ın yüzeyinde yanardağ, boş düzlükler ve kraterler bulunur. Ay deseydi doğru derdin de Mars'ı bilmiyorum. Ay doğru. Berat elim çarptı diyor. Neye çarptı? Evet. Arkadaşlar, cevabımız doğru olacaktı. Mars'ta böyle şeyler var maalesef. Halbuki tekrar geri geliyor. Evet. Ay tutulmasıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Dikkat et bak. Yanlış. Ay tutulması yanlış. Dikkatli okuyanlar buldu. Kaç dakika kaldı? Dakikası yok. Soruları bitiriyoruz. 20 soru bitecek. Evet arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. Evet, C şıkkı olacaktı. Ay tutulmasında ayın gölgesi değil, dünyanın gölgesi düşüyordu, değil mi Zeynep Nisa? Dikkat edelim. Evet. Bu Zeynep Erva'yı yukarı çıkarttı, Elif yukarı çıktı. Devam edelim. 12. soru. Güneş tutulması ile ilgili doğruyu soruyoruz. Doğru. Çok kolay olmuş ya. Evet. Barbaros soruyu çöz. Evet arkadaşlar, doğrusal oluyorlardı. Bu doğruydu. Hocam soru çıkıp bile işaretledim. Evet, Tuğra, Nehire, Yasir, Zeynep, Erba, Aybüke. Her an her şey değişebiliyor gördüğünüz üzere. Bilinen 14 uydusu vardır. Dünyadan 4 kat büyük, Güneş'e en uzak gezegen. Oo, çok basit oldu. En uzak. Ya bu soruda yanlış yapan çıkmaz diye düşünüyorum. En uzak dedi çünkü. Ben yapmış olabilirim. En uzak gezegen hangisi? Hocam. Neptün. Amanın arkadaşlar, sıcak mı geçti başımıza? Neptün. Başımıza sıcak mı geçti? Mars diyen var ya. Dünyadan büyük mü Mars? Arkadaşlar, arkadaşlar. Dikkat edelim. Neptün. Muhittin sesi kapatalım. Muhittin ses geliyor. Evet, devam ediyoruz. Hangisi ay ve güneş tutulması için ortak? İkisinde de var. Hocam aşırı kolaydı bu. Her soruda aynı şey Hocam çıkıyor. bunu aynı şeyler çıkıyor. Ay, güneş, dünya ne oluyor? Ay ve doğru. Aynı. Evet, 16 kişi yaptı ama sen kolay diyorsun ama hala yapamayan 7 kişi var. Evet. Hocam ben yaptım. Güzel. Tabii ki zirvedekiler yaptığı için değişmedi. Devam ediyoruz. Hangisi Merkür'ün özelliği değildir?
Evet, dünyadan öncekilerin neyi yok? Evet, uyduları yok. Aa, aa. Arkadaşlar, uydusu olanlar dünyayla başlıyordu. Yasir Talha, değil mi? Dünyadan önce uydusu olan yok. Evet arkadaşlar, sıralamaya bakalım. Çok güzel. Evet, devam ediyoruz. Hocam ders sonunda bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Güneş sistemindeki en büyük gezegen yuvarlak, en küçük de kareymiş. Sırasıyla istiyor ama dikkat edin. Önce en büyük, sonra en küçük. En büyük kim? Tabii ki Jüpiter. 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 Dolayısıyla evet, aferin, 18 kişi doğru yaptı. Nehire yukarı geldi. Devam ediyoruz. Bakalım Tadelle kime gidecek? Son 4 soru. Hangisi Güneş sistemindeki bir gezegendir? Şaka yapıyorlar herhalde. Bu soruyla bize şaka yapıyorlar. Güneş sistemindeki gezegen nedir? Güneştir. Bak, adı üstünde değil mi? Güneş sistemindeki gezegen. Güneş. Merak ediyorum. Güneş yapan çıkacak mı acaba? Vallahi çıktı 4 kişi. Ya arkadaşlar, gezegen diyor, gezegen. Güneş ne? Yıldız. Plüton artık. Hocam ben size söylemiştim. O da gazlı ama. Evet. Arkadaşlar, Plüton gezegen değil artık. Kovdular onu, işten attılar. Ay bir uydu, değil mi? Dikkat edelim. Evet, Aslı bir anda, Aslı'nın böyle bir özelliği var. Durur durur bir anda ortaya çıkar. Aslı durdu durdu durdu, bir anda ortaya çıktı. Evet, devam ediyoruz. Son 3 soru. Kızıl gezegen. Ay, yanlış yapan çıkmaz herhalde. Hocam Hocam adı ben üstünde çıkmış kız. olabilirim Bütün kızlar bilir bunu artık. ya. Evet. Kızıl gezegen. Kızıl gezegen ne? Mars, Mars. Arkadaşlar. Çıkmıştı ki zaten bu. Evet, kızıl gezegen Mars. Elif yukarı geldi. Aybüke geldi. Tuğra. Tuğra şu an biraz rahat. Bakacağız neler olacak. Evet. 19. soru. Güneş'e yakınlığına göre bazı gezegenler sıralanmış. Hangisi yanlış? Hani bizim meraklı Vedat'taki hangisi yanlış? Sırıtıyor zaten. Evet arkadaşlar, Dünya Uranüs Satürn diye gider mi? Hayır. Dolayısıyla bu soru eleyici bir soru oldu. Bakalım zirvede neler oluyor? Hocam ben yanlış bastım. Evet, Aybüke yukarı geldi, Nehir'e de geldi. Son soru. Tuğra tabelliği garantiledi ama ikinci kim olacak? Bakalım. Hangisi diğerine göre Güneş'e daha yakındır? Kolay bir soru. Çok kolay soru. Çok kolay. Evet arkadaşlar. Kesinlikle. Hocam Tadale sadece birinciye değil mi? Sadece birinciye arkadaşlar. Mars olacaktı en yakın. Bunların içinde Hocam Mars'tı. sadece Çikolata Tadelle. 3 numara birinci olan Elif oluyor. neydi? Nasıl olacak bir tane üzerinden ya? Efendim? Bir tane üzerinden o nasıl oluyor hocam? Parasını gönderiyoruz. Bir de belgesini gönderiyoruz. 10 soru, 15 soru bilince 10 tane çikolata kazanıyorsun. Hocam benim 13 tane oldu şu an. Evet, Tuğra En üçüncü beraber. oldu değerli arkadaşlar. Aybüke ikinci oluyor. Tebrik ederiz. Elif üçüncü oldu. Böylelikle ilk üniteyi tekrar ettik ama şunu gördük. İlk ünitede unutulmuş yerler var. Tekrar edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Dijitemi'den ödevler başlayacak. Üniteyle ilgili ödev vereceğim değerli arkadaşlar.